Değerli izleyenler, özel yayınımıza devam ediyoruz efendim. Programımızın ilk bölümünde Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Sayın Ali Mercan ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Barış Adıbelli'yi konuk ettik. Programımızın bu bölümünde de Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Bürosu Başkanı Sayın Savaş Oruç bizlerle birlikte olacak. Sayın Oruç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Gürkan. Teşekkürler. Ve Hasan Akaras da efendim 14 TV Haber Müdürü birazdan bizlerle birlikte olacak. Şimdi Savaş Bey, müsaadenizle bir sıcak nokta var. Tabii. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Seda Akyüz arkadaşımız bizi orada bekliyor. Çünkü bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Gündemini Seda Akyüz'den dinleyeceğiz. Seda, Bakanlar Kurulu toplantısında hangi gündem başlıkları olacak? Toplantı başladı mı? İzleyicilerimize hangi notları aktaracaksın? Bakanlar Kurulu toplantısı saatler 15.48'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Yaklaşık 15 dakikayı toplantıda geride bıraktık. Tabii bugün en önemli gündem maddelerinden biri Rusya-Ukrayna sahasında yaşanan gelişmeler olacak. Rusya Federasyonu'nun başlattığı askeri harekatın, askeri operasyonun ardından Ankara da aslında bu askeri desteği yakından takip ediyor. Gelişmeler oldukça tabii hızlı bir şekilde ilerliyor ve Ankara da yakından gelişmeleri takip ediyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderlerle görüşmelerini sürdürüyor. Geçen hafta hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yapmıştı. İşte o temaslar, o görüşmelerden yansıyanlar bugün Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Yine bir yandan diplomasi trafiği de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki ülke arasındaki yaşanan gerilimin ardından, yaşanan gelişmelerin ardından diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hem iki ülkenin iki ülkeli mevkidaşlarıyla hem de diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temaslarını, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu noktada tabii Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugünkü toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerini diplomasi trafiğine ilişkin bilgilendirecek. Tabii en önemli gündem maddelerinden biri fahiş fiyat artışı olacak. Fahiş fiyat artışına karşı önlemler alınmıştı. Ancak bu önlemler tabii raflara, markete, çarşıya, pazara yansıdı mı? İşte bu noktada da yine ele alınacak en önemli gündem başlıklarından biri olacak fahiş fiyat artışı. Ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek bir diğer gündem başlıklarından biri olacak. Salgınla mücadele de önemli bir gündem maddesi olarak masadaki yerini alacak Gürkan Demir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu noktada bilim kurulu üyelerinin varsa tavsiye niteliğindeki kararlarını hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakanlar Kurulu'na iletecek. Ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek. Ulusa sesleniş konuşması yapacak. O konuşmada hem siyasi, iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelere ilişkin mesajları hem de yine Rusya-Ukrayna sahasında yaşanan gelişmelerle ilgili mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Seda Akyüz arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Seda Akyüz sıcak noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ifade ettiği gibi bugün Bakanlar Kurulu toplantısında önemli bir gündem başlığı olacak. Rusya'nın başlattığı bu harekat ve Ukrayna'daki gelişmeler, Türkiye nasıl bir tavır alacak, bütün bunlar ve bundan sonra atılacak adımlar neler olacak? Ulusa sesleniş kısmında Sayın Erdoğan'dan dinleyeceğimizi düşünüyoruz. Savaş Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Şimdi sıcak gelişmeler sahada devam ediyor. Rusya'nın bu harekatının 5. günündeyiz. Evet. Geldiğimiz nokta itibariyle harekatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Tabii efendim. Şöyle. Rusya aslında dünyaya bir mesaj vermiştir. Tek kutuplu dünya dönemi bitmiştir ve Asya uygarlığın insan merkezli, kamu merkezli, milli devletlerin bağımsızlığını güvence alan yeni bir dünyanın da bir müjdesini vermiştir. Bakın, Putin iki gün önce bir açıklaması var. Sorular soruluyor kendisine ve şunu söylüyor. Biz diyor toprak bütünlüğümüzü diyor korumak zorundayız diyor. Yani Türkiye'de de dünyada da bir NATO sevdası aldı başını gitmekte. Haliyle bu sürecin sonunda Türkiye'de Karadeniz'de ve Akdeniz'de ferahlayacaktır. Biliyorsunuz Dedağ üzerinden Amerikan namluları Türkiye'ye çevrilmiş vaziyette. Aslında bu Türkiye'nin vatan savaşı sadece Rusya'nın vatan savaşı sadece Rusya'ya değil,
Türkiye'yi Akdeniz, Ege, Hümen Boğazı'ndan Akdeniz'e kadar insanlığın geleceğini inşa eden bir süreç. O açıdan biz vatan pahası olarak bu süreci Türkiye'den bakıyoruz. Diyoruz ki Amerika'yı indirilen, NATO'yu indirilen her darbe Türkiye'nin yararınadır, mazlum milletinin yararınadır. O açıdan bu gelişmelerde tabii biz vatan pahası olarak Türkiye'de bu süreci en berrak, en net gören partiyiz. Başkanlık kurulumuzun kamuoyuna açıkladığı maddeler vardı. Bu Türkiye'nin güvenliği, ekonomik savaşımızın içinde bulunduğu süreç, DEDAŞ'tan Türkiye'ye çevrilen namlular, NATO'nun Türkiye'yi boğmaya, bölmeye çalışması, hepsini toplamda aslında geldiği nokta Rusya, Sayın Putin, Amerika'ya ve NATO'ya bir meydan okuyor olarak Asya uygarlığının dünyaya ilanını, yeni bir dünya kuruluşunu ilanını göstermiştir diyoruz. Peki gelişmeler nasıl gidiyor, nasıl değerlendiriyorsun? Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılıyor Sayın Oruç. İşte Avrupa Rus merkezli yayın organlarının yayınlarını durduruyor, evet. Avrupa'da. Yani halkın haber alma özgürlüğünü de bir noktada bu şekilde kısıtlıyorlar. Nasıl görüyorsunuz gelişmeler? Neler oluyor? Hangi kara propaganda? Bakın dün bir televizyon kanalında adını vermemizde bir sakınca var mı? Verelim, verelim. CNN Türk'te bir oyun, İkinci Dünya Savaşı'nda bir oyunun kısa bir video görselini Rusya'nın Ukrayna'ya, Kiev'e havadan sivilleri katliam yaptığına dair haberler veriliyor. Şimdi tabii bu savaşın yanı sıra aynı zamanda psikolojik savaş da çok yaygın. Bugün sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de NATO'ya yönelik böyle NATO'dan umut bekleyen, ondan sonra insanların orada katliama uğradığını ifade eden yayınlar var. Bütün Aydınlık Gazetesi dışında bütün gazeteler, bakın Saros ve NATO ağzıyla ve Amerika ağzıyla haber yapmakta. Ama hakikat, gerçek şu, yani istediğiniz kadar yalan yapın, istediğiniz kadar psikolojik savaş yapın, Rusya, Asya ve Orta Doğu bölgesinde NATO'nun artık borusunun örtmeyeceği bir sürecin geldiğini ve çok kutuplu dünyanın sürecin içine girdiğimizin bir göstergesi olduğunu göstermiştir. Mesela bugün, bakın bu Avrupa diyoruz, özgürlükler şehir ülkelisi diyoruz, medeniyet diyoruz. Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör, Türkiye'de özgürlük yoktur, Türkiye barbar ülkedir diye böyle NATO, Avrupa yayınlarında Avrupa ülkeleri hep bize karşı böyle aşağılayıcı haberler yapar. Ama kendi dilinde bakalım. Bugün öğrendik. Rus Aydınlık.com.tr haberini yapmış arkadaşlarımız. Rusya'da, Avrupa'da okuyan Rus öğrencilerinin öğrenim durumunu askıya almış Avrupa. Evet. Veya yine FIFA. UEFA'nın aldığı bir karar, evet, var. Hani nerede Avrupa'nın demokrasisi? Hani Putin, Xi Jinping, Sayın Tayyip Erdoğan bu Asya ülkelerinin liderleri diktatördü. Kendi vatandaşlarına baskı yapıyordu. Bakın bu bile Avrupa'nın, NATO'nun, Avrupa ülkelerinin ne kadar ikiyüzlü, sahtekar olduğunu bir göstergesidir. Notu da izleyicilerimize paylaşalım. Özür dilerim, kestim. Tabii. UEFA Avrupa Ligi son 6 turundaki Spartak Moskova Leipzig eşleşmesini iptal ederek Leipzig'i doğrudan çeyrek finale yükselmesini kararlaştırdı. Bu da çok tepki topluyor tabii. Çünkü takımda Avrupa asıllı oyuncular da var. Ya bu sonuç itibariyle şöyle. Bakın savaş var, savaş var. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar gelmiş, İngilizlerin, Fransızların bugün yine o aletleri olduğu o dönem içinde Türkiye'yi namluları çevirmişler. Türkiye toprağının üzerinde Türkiye bölmeye çalışıyor. Osmanlı toprağını bölmeye çalışıyor. Biz ne yaptık?
On Türkiye'ye çevrilen namlulara karşı bir namlu gösterdik. Haliyle dünyanın insanlık tarihinde savaşların, silahların barışı getirdiği bir gerçek, bir kanun. O açıdan... Silah nasıl barış getiriyor efendim? Biraz açalım mı bu konuyu? Bakın, silah şöyle barış getirir. Siz 15 Temmuz'da, çok uzağa gitmeye gerek yok. 15 Temmuz'da NATO, yani Amerika, Türkiye'yi silahlı bir kalkışma yaptı. Doğru mu? Evet. İki, yıllarca Amerika PKK, YPG'ye silahlar, tır dolusu silahlar yardımı yapıyor, değil mi? Evet. Barış Pınarı harekatımız, Zeytin Dalı harekatımız, bunların hepsi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, aynı zamanda insanlığı kurtaracak bir hamle. Çünkü bu savaşı çıkartan Türkiye değil, bu savaşı çıkartan Rusya değil. Bunun sorumluları Rusya olarak tanımlıyoruz. Haliyle size dönen namlulara karşı siz o namluyu ezecek silahlı güçle bunu ancak cevap verebilirsiniz. O açıdan Türkiye'de de şöyle bir iklim var. Savaşa hayır, savaşa hayır. Buyur. Buyurun devam edin Sayın Oruç. Yani bu o açıdan Kurtuluş Savaşı'nda biz Yunanlıları, İngilizleri, Fransızları nasıl denize döktük? Köylümüzün elinde, milletimiz elinde böyle tüfekler, çapalar, onları kovaladık. Ve Türkiye'de milyonlarca insanın geleceğini inşa ettik. Mazlum milletlerin geleceğini inşa ettik. Onları örnek teşkil eden bir ülke olduk. O açıdan Rusya da bugün aynı şeyi yapıyor. Rusya da kendi toprak bütünlüğüne, birliğine tehdit unsuru olan NATO'nun genişleme ve Amerika'nın Asya'yı, ülkelerin uygarlığın yükselişini engellemek, onları bertaraf etmek için bir Bulgaristan'dan, Romanya'dan başlayan süreçte Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor. Rusya da diyor ki hayır arkadaş, ben buna müsaade etmem. Belki bu sana namlular çevrilmiş, silahlar, tanklar çevrilmiş. Siz nasıl buna karşı cevap vereceksiniz? O açıdan burada Türkiye'de, dünyada tabii bunun şeyi Amerika. Amerika kendi tarihine baksın. NATO. Ne var kendi tarihinde? Bakın Kazakistan'da Turuncu Darbe, değil mi? Yeni. Hepimiz izledik. Afganistan'da yıllarca Afgan halkını zulüm şekilde davrandılar. Ve en sonunda kaçmak zorunda kaldılar. Evet. Karabağ, Suriye. Bizim Türkiye'de ikinci kukla Kürdistan Devleti yaratmak için bir koridor açmaya çalıştılar. Türk ordusunun Mehmetçiği o koridoru yerle bir etti. Nasıl sağladı bunları? Dua ederek mi sağladı? Hayır, yani bunu uzağa gitmeye gerek yok. Size PKK, YPG silah namlu uzatıyor. Mehmetçiğinizi kurşunluyor. Sınırlarınızı tehdit ediyor. Toprak bütününüzü tehdit ediyor. Sizin yapacağınız tek bir şey var orada. O sizi tehdit eden kuvveti ezmek. Tabii bunun öncesinde gerekli diplomasi, anlaşmalar yapılır falan. Ama sonuçta savaş da şöyledir. Siyasetin tıkandığı savaş siyasetin bir üst aşamasıdır. Artık uzlaşmaz bir noktaya gelen siyaset silahların barışı getireceği bir aşamaya geliyor. Böylelikle yani mesela Karabağ'da sağlandı. Türkiye'nin operasyonlarında barış ve huzur sağlandı, değil mi? Yani tabii. Şu an Türkiye'nin sınırlarındaki o PKK, PYD varlığı büyük oranda bertaraf edildi. Tabii şimdi mesela... Şehirlerimizde bombalar patlatıyordu PKK, PYD. Doğru, Ankara'mızda, İstanbul'da. Doğru, çok haklısın. Engelleniyor çünkü. Engelleniyor. Silahla engelleniyor. Nasıl yapacaksınız? Orada vatandaşlarımız ölüyor. Savaşların kanunu bu. Savaşları çıkartana sormak lazım. Türkiye'deki... Biden'cı tayfa, Türkiye'deki o NATO sevdalısı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Bunlara sormak lazım. Bunlara şu soruyu sormak lazım. Amerika Irak'a yukarıdan bombalar yağdırırken, Suriye halkına bombalar yağdırırken, gerçi YPG, PKK'yı zaten kurgan kendileri de. O açıdan biz...
buradan vatandaşlarımıza da çağrımız şu, bu savaşın çıkartanlar sorumludur. O savaşı önleyenler ve insanlığın geleceğini yaratanlar değil. Rusya şimdi Asya ülkesinin geleceğini yaratmakta. Sadece kendi toprak bütünlüğü için değil, Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın, Libya'nın, Çin'in, Türkiye'nin o Kafkasya'dan Umman Denizi'ne kadar bir hattın güvenliğini sağlanması açısından bir süreç. Tabii bunu yaparken bizim Türkiye'de hükümetimizin hataları, eksikleri var. Bakın, ne gibi? Bakın Rusya bu operasyona harekata başlamadan önce bir ittifak potansiyelini ortaya çıkarttı. Xi Jinping'le büyük Avrasya ittifakını evet. ortaya koydu. Öyle değil bildiri mi? Bildiri yayınladılar. Bildiri beraber. Yayınladı. Yani o bildirinin özü şudur. Dünya tek kutuplu değildir. Dünya çok kutuplu bir dünyaya gidiyor ve uygarlık Asya'dan yükseliyor. Çünkü o Asya ülkelerinin de tehditin kimden geldiğini biliyor. İkincisi Rusya ama Türkiye'de Biden tayfası Barış Pınarı'nda ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Evlatlarımız ölecek. Zeytin Dalı harekatında yani PKK'yı ezdiğimiz o tarihi şeylerde, operasyonlarda hem Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu, Biden tayfası Mehmetçiğimizi bataklığa sürüklüyorsunuz diye aslında Gladio'nun ve aslında değil NATO'nun ve Amerika'nın bölgedeki planlarının başarıya kavuşması için çaba sarf eden insanlar. Bugün de bakın 3 gün önce bir açıklama yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu. NATO diyor, tabii 3 günü NATO diyor, demokrasidir diyor ve Ukrayna'ya evet. Yardım edilmelidir. Meral Akşener hanımefendi de Avrupa ülkelerine, işte NATO'ya, Ukrayna'ya yardıma davetim. Siz kimsiniz? Yani siz kimsiniz? Yani bir kendilerine Amerika'nın, NATO'nun sözcüsü müsünüz siz? Şimdi burada tabii bunlar hükümeti aslında, hükümetimizi uyarılması gereken bir şey. Bu Rusya'nın haklı savaşında, harekatında hükümetimiz Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Biden tayfası tarafına düşüyor. Bunu görmesi lazım hükümetin. Oralarda ikircikli, yalpalayan siyasetin dışında cesur olması, Türk milletine, Mehmetçiğine güvenmesi gerekiyor. Ve Türkiye'deki psikolojik savaşı da topyekun böyle ortadan kaldırabiliriz. Bakın, Vatan Partisi Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek, Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi, sadece bu Rusya'nın bu haklı savaşında öyle bir öncü rol üstlendiler ki Amerikan ve NATO'nun Türkiye'deki siyasetlerini değil sadece dünyadaki ve bölgedeki siyasetlerini felç eden, onları püskürten önce tavırlar sergilediler. Bu hükümetten beklediğimizde öncü cesur bir tavırla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den DEDAŞ'tan Türkiye'yi kuşatmaya planı olan Amerikan üsleri var buralarda. Onları nasıl görmezler? Akıl alınmaz şeyler değil. Evet. Savaş Bey, bugün o işaret ettiğiniz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında bir açıklama yaptılar. Hı. Açıklamaya 6 siyasi partinin de temsilcisi o çalışmalarını parça parça kamuoyuyla paylaştılar. Ve her çıkan sözlerine ben burada öncelikle savaşa hayır diyerek başlamak istiyorum dedi. Altısı da. Bakın biz aslında biz şaşırmadık. Siz de az önce ifade ettiniz. O 3 parti Türkiye'nin NATO sözcüsü gibi hareket ediyor. 6 parti. O Türkiye'nin tarihi Zeytin Dalı, Barış Pınarı'nda da bunlar Mehmetçiğe moralini bozan, Türkiye'de kışkırtılık
yaratan NATO'nun ve Amerika'nın PKK'nın başarısından mutluluk duyma noktasını gelen insanlar bunlar. Bakın o açıdan peki o zaman bakın Dede Ağaç'tan Türkiye'ye namlular geldiği zaman bu 6 parti Türkiye'de Amerika bizi iktidar yapacak diye Amerika'dan hükümet dilenen bu partiler mutluluk duyar. Bu gerçeği söylüyorum. Çünkü sonuç itibariyle savaşa hayır da bir slogan olmaz. Savaşa hayır diyorsanız bizim Kurtuluş Savaşı tarihimizde o milli bağımsızlığımı yarattığımız savaşı nasıl tanımlayacağız? PKK'yı ezdiğimiz zaman o süreçlerini hala izliyoruz. Nasıl tanımlayacağız? Ama bunların tabii şöyle, Ukrayna'ya nefes aldırma, Rusya'nın dünya kamuoyunda yalnızlaştırma, o mümkün değil, o gerilerde kaldı artık. Rusya, Asya'daki uygarlığı müttefiklerini inşa ediyor. Tam Paris'inde orada tarihi rolleri var. O yüzden şaşırtıcı şeyler değil. Buradan tabii yine tekrar vurgulamak gerekirse Türkiye'yi yöneten hükümetimize iyi dersler çıkartması gerekiyor. Bakın 6 parti NATO ağzıyla bir açıklama yapıyor. Savaşa hayır diye. NATO değil mi? NATO'dan şey bekliyor. Ukrayna'ya şey yapın. Ama Türkiye namına bir şey yok. PKK namına bir şey yok. FETÖ namına bir şey yok. Dede Ağaç'tan Amerika'ya namlular çekmiş. Onun namına bir şey yok. Ama Amerika'nın başarısı, NATO'nun başarısı için canı siparane öne atılıyor. Bunun hükümetimizin görmesi lazım. Görmezse Türkiye'nin önündeki zor süreçlerde bu süreçleri yönetmede ve Biden tayfasının diyelim ki bu fırsatı değerlendirme noktalarında onlara fırsat verilmiş oluruz. Ama tabii bunu burada Vatan Partisi, Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi heyetleri bir devlet yönetimi nasıl olur? Devlet aklı nasıl olur? Partimiz sadece Türkiye'yi de dünyaya da göstermiştir. Bakın Türkiye'den bakıyoruz Rusya'ya, Ukrayna'nın hareketine. Diyoruz ki NATO'ya indirilen her darbe Türkiye'nin yararınadır. Sadece Türkiye'nin değil, mazlum milletlerin yararınadır. Suriye'nin yararınadır, Kazakistan'ın yararınadır, Özbekistan'ın yararınadır. O açıdan bu tehdidi gören Sayın Gürkan, bu tehdidi gören, bu tehdide karşı gerçek dostlarıyla bütünleşen, bu tehdide karşı Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, işbirliği müttefiklerde yer alacak adımlar atan Vatan Partisi önümüzdeki dönem üreticinin milli hükümetinde Türkiye'yi yönetecek, yöneteceğiz yani. Onu da buradan da tabii olumsuzluklar var ama bir Türkiye'de ve Asya'da da bir Vatan Partisi ve Sayın Doğu Perinçek gerçeği var. O açıdan bu yalanları, bu zorlukları da çok hızlı bir şekilde bertaraf edip ve Türkiye'nin önümüzdeki dönem olması gereken, yani Asya uygarlığın yükseldiği Asya'da olması gereken yerde öncü rolünü alacaktır. Evet. Bu arada şunu sorayım Sayın Oruç. Şimdi üretim devrimi diyorsunuz. Yani Türkiye'nin üretim devrimini hayata geçirmesi için kendi kaynaklarını kullanabileceği gibi dış kaynakları da şüphesiz bu süreç içerisinde kullanacaktır. İşte mesela enerji konusu. Enerji işte Rusya'dan, İran'dan enerji alıyoruz, satın alıyoruz. Diğer yanda ise Türkiye'nin işte savunma sanayisinin gelişmemesi için yaptırımlar uygulayan bir Amerika var. Evet. Ve ekonomik olarak Türkiye'yi bu zorluyor. Ve hatırlayın, ekonomimizi mahvedelim gibi tehditler savuruyor. Şimdi o zaman burada üretim devrimini de hayata geçirmek için Asya'nın işbirliğine ihtiyacı var Türkiye'nin. Çok Atlantik'in doğru. Değil. Çok doğru. Değil mi? Çok çok haklısınız. Bakın sadece bu yıl turizmden örnek verirse evet. 10 milyona yakın Rus vatandaşlarımız Türk ekonomisine Türkiye'yi tercih ederek ciddi katkıları
olacak. Öyle söylüyor turizmci sektörlerin sahipleri. Yakından da bu da bir gerçek. Sadece o değil ki. Enerji güvenliği. Bakın bu fırsat, yani turunçgilleri veriyoruz, sebze veriyoruz falan. Az önce de rakamı söyledim. Tam seyircilerimize yanıtmayalım ama 4.9 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Evet. Rusya ile 8.9 milyar dolar da ithalat yapıyoruz. Yani bir hem ticari ekonomi hem güvenlik noktasında Asya ya Türkiye'nin geleceği o kadar bir göbek bağı olmuş. Yani mesela bakın bu öyle bir fırsat ki Türkiye'nin doğru mevzide, doğru bu dünyadaki cepheleşmede doğru yerde konumlanması Türkiye'nin enerji güvenliği açısından da önemli. Peki son olarak şunu soracağım Sayın Uruç. Şimdi Rusya müzakere çağrısı yaptığında şöyle bir propaganda başladı. Rusya istediğini elde edememeye başladı. O yüzden Ukrayna'yı masaya çağırıyor. Hakikaten öyle mi? Nedir durum? Bakın, ne görüyorsunuz? Bugün Ukrayna başbakanından bir kahraman, Zelenski'den bir kahraman yaratmaya çalışıyor NATO. Yani NATO Avrasya'da bir tokadı yemiştir ve artık dünyanın Amerika'da tek kutuplu ve hegemonyası da sonlanmıştır. Aslında kendi mezarına Suriye'den başlayarak, Libya'da, Kazakistan, Afganistan'da başlayarak bu en son Rusya'yı çevreleme hamlesiyle kendi mezarını da kazmıştır. Rusya en başından itibaren ne demişti? Biz Ukrayna halkını da kazanacağız ve bizim hedefimiz Ukrayna halkı, insanları katletmek değil, kendi toprak bütünlüğümüzü ve NATO'nun Rusya'yı çevreleme operasyonuna karşı bir tedbir almak için bu girişimde bulundu. Ve Rusya istediğini elde etti. Yani bugün işte Donetsk, Lugansk ve NATO'nun çevrilemeyi düşündüğü, hatta çevrilme stratejik yerlerini Rusya kontrolü altına almış oldu. Ve bakın televizyonlarda da şöyle yalanlar var. Kiev'e Rusya bombalar yağdırmaya başladı. İnsanlar ölüyor. Aksine bugünkü Ukrayna'da gelen haberler, yine Aydınlık Gazetemiz'den o doğru bilgileri ulaşıyoruz, Komiter'den. Ukrayna halkını bir kalkan olarak kullanıyor Rus Başbakanı. Yani oralarda bakın silahlar veriliyor. Biraz daha Sivillere silahlar verin. Bu devlet ciddiyetine yakışmayacak ama orada da önemli olan seyircilerimizin dikkatini sunmamız gereken şey aslında neonazi gruplarıyla da bir nevi orada Rusya savaşmakta. Dün Sayın Putin'in bir açıklaması var. Diyor ki Ukrayna ordusuna sesleniyoruz. Sizlerle anlaşabiliriz, konuşabiliriz. Ama bu uyuşturucu ve ne olduğu belirsiz grupları aranızda barındırmayın diye. Bu gruplarda bakıyoruz kim çıktı? Arkasından Gürkan Bey yine Gladio çıkıyor, NATO çıkıyor bu gruplar. Yani bunlar tesadüf değil. NATO yani kendi dünyanın hiçbir yerine bir barış huzur getirmemiştir. Her zaman bir katliam getirmiştir. Burada son çare olarak NATO Rusya'nın bu harekatın başarısızlığı noktasına masaya oturmaya yanaştı diyor. Bunlar ben gerçek dışı. Rusya en başına itibaren zaten Ukrayna'yı işgal gibi, orada Kırım insanları Kırım veya sivilleri katletmek gibi bir niyetin olmadığını zaten şeyde de görüyoruz. Hava sistemlerinden herhangi bir operasyon kalkışmamış, daha stratejik hamleyle insanları koruyan
zafiyeti göze alıp ama diyelim ki bu oradaki niyetinin kendisine ulaşan tehditleri püskürtmek. O açıdan yani şeyden Avrupa'nın böyle Ukrayna'dan direndi, mirendi bunlar masal. Bakın haberler çıkıyor diyor ki Zelenski diyor askeri üniformaya girmiş yalan. Daha önce giymiş 17'nin. İkincisi Kıev'i bombalanıyor yalan. Sivil binaya roket düşüyor Ukrayna'dan atmış. Evet o da yalan. Şimdi haliyle orada Amerika'nın... Yılan Adası. Mesela bugün Rusya Ankara Büyükelçiliği yayınladı. Yılan Adası'nda 13 askerin hunharca öldürüldüğü iddiasına karşılık askerler çıkıp konuşuyor. Biz ölmedik yani. Dövülmedik falan diye. Şimdi bunu niye yapıyor NATO? Rusya'nın en başından itibaren dünyaya açıkladı. Biz kendi toprak bütünlüğümüzü ve bize yönelen tehditi püskürtmek ve ona geriletmek için yapmış olduğumuz hamleni biraz böyle dünya kamuoyunda da Rusya'yı şey yapmak, baskılamak, Ukrayna'nın aslında başarı kazandığını dünya kamuoyunda. Bunların hiçbir önemi kıymeti yok. Bakın Rusya ilk gün NATO'ya meydan okuduğu zaman aslında o meydan okuma mazlum milletlerin meydan okuması. Yani nasıl biz Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlere bir meydan okuduk değil mi? O meydan okuma Cezayir'den o dönem mazlum milletlerinin bir meydan okumasıydı. Bugün de Rusya'nın meydan okuması mazlum milletlerin meydan okumasıdır. Yani biz o açıdan bu şeylerin bir hiçbir önemi kıymeti yok. Hakikat hayatın içinde yeniden göstermiştir ki NATO ve Amerika artık dünyanın tek kutuplu olmadığı, Asya uygarlığın, insanlığın, kamucu ve milli devletlerin kendini güvence altına aldığı insan merkezi yeni bir dünya yükseliyor. Yani buradan da mesela... Son sözlerinizi alacağım. Son 3 dakikam var. Tabii, son söz değil de son sözlerinizi. Tabii şöyle. Ya NATO'ya bir bakalım. Yani biz izliyoruz televizyonları. Yani hemen hemen bütün televizyonlarda uzmanlar çıkmış. Ya işte askeri uzman, şu uzman, bu uzman, şu uzman. Ha, akıl almaz bir şey değil. Yani haritaya da var. Haritada Amerikan üsleri var. Türkiye'yi Dedağac üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden kuşatmaya çalışılıyor. Bu tehditi görmezlikten gelmek ve aslında bunun gelip geçici olduğunu ifade eden böyle insanlar var ve hükümete yakında böyle gazetelerin genel yayın yönetmenleri falan. Ya NATO dünyaya ne getirmiş? Bakın biz yine bundan bir hafta önce hem Türkiye hem dünyaya örnek olacak yine bir tarihi bir açıklama yaptık. Yani NATO'dan çıkarttım Türkiye. 70 yıldır NATO Türkiye'ye bir tehdit. 70 yıldır 50'den başlayayım 66-7 Eylül'leri o kışkırtma Ruslara karşı 12 Mart'ta halk hareketinin Amerikan hükümet tarafından ezilmesi. 12 Eylül'de yine Amerikancı darbeyle yaklaşık 5000 civarlarında yurttaşımızın katletilmesini sağ sol çatışmasıyla. Ergenekon Balyoz tertiplerinin NATO'nun tertiplemesi. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi Türkiye'mizin aydınlarının katledilmesi. 15 Temmuz hükümetimizi devirme operasyonu. Türkiye'ye bir savaş açılmış. YPG PKK'ya silahla ve ikinci kukla İsrail devletinin kurulması için koridor oluşturma. Kazakistan'ın da turuncu devrim girişimleri. Libya'da turuncu devrim girişimleri. Irak işgali. Ya şimdi bu şurada NATO'nun Türkiye'nin gerçek dostudur demek bir cinayet.
Ama burada cesur bir hükümet lazım. Yani cesur bir hükümet. Vatan Partisi gibi bir cesur bir tutum alıp gerçek dostlarını doğru tespit ettiği zaman Türkiye'ye ambargolar, bakın Rusya'ya ambargo uygulanıyor değil mi? Evet. Rusya'da hiçbir endişe duyuyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü en başında stratejisi düşmanı doğru tarif ediyor. Bir müttefikler yaratıyor. Yani Asya'nın güç birliği, kolektif birliktelik grupları oluşturuyor. Şimdi bizim Türkiye'yi NATO boğmaya çalışıyor ama biz hala bu tehdidi gerçekçi bir şekilde tarif edip ve bunun çözümleriyle ilgili cesur tutumlar alamıyoruz. Bu bizim Türkiye'nin önündeki en kritik süreç bu. O açıdan buradan son sözlerimiz olarak şöyle. Türkiye açısından çok olumlu bir gelişmedir. Bu hem Türkiye'mizi Karadeniz'den Ege Akdeniz'e kadar, Doğu Akdeniz'e kadar bir başarı ve aynı zamanda NATO'nun gerilemesi demektir. Asya'da ve dünyada yeni bir dünya kuruluyor. Onun bu harekat yeni dünyanın önemli dönemeç noktalarından bir tanesi ve açıdan Türkiye'de bu kurulan yeni dünyada öncü ve doğru ve gerçek dostlarıyla Vatan Partisi'nin de merkezinde olduğu bir milli hükümette sağlayacaktır. Bundan hiçbir endişemiz yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlayacağım. Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Bürosu Başkanı Sayın Savaş Oruç, yorumlarınızdan dolayı çok sağ olun. Ben efendim teşekkür ederim Sayın Gürkan. Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim. Aranın ardından Aydınlık Gazetesi editörlerinden Sayın Özgür Bey bizimle birlikte olacak. Ve aynı zamanda 14 TV Haber Müdürü Sayın Hasan Akaras bizimle birlikte olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir virgül koyuyoruz şimdilik.